Herkese merhabalar. Ee, yanınızda olmayı çok isterdim. Böyle bir akşamda olmayı çok isterdim. Öncelikle onun için özür dileyeyim ama e, iş güç tabii ki çok mümkün olmadı e, şehir dışına çıkmak. E, böyle bir akşamda çok e, bulunmak isterdim çünkü handball ailesinin böyle akşamları çok fazla olmuyor. E, Handbolcuların bir araya geldi, handbol severlerin bir araya geldiği akşamlar çok fazla olmuyor. Ya yani bunun için tabii ki hem e, Handball haber ailesine hem de Yurtbaşı Serami'ye teşekkür etmek lazım. Ee, aslında teşekkürlerin en büyüğünü de Fırat Bey'de yollamak lazım. Ben e, handball'ı bıraktıktan sonra handball anlatmaya ve handball yazmaya başladıktan sonra kendime biraz deli gibi hissetmiştim. Çünkü kimsenin umursamadığı bir sporu e, bu kadar umursayarak nereye varacaktım? Bu soruyu kendime sormaya başlamıştım. Ama benden daha delileri de varmış. E, Fırat gibi. E, yıllardır hiç bozmadan hiç de yılmadan ki yılmak için çok fazla seçeneği var. Çok fazla sebebi var. Ee, devam etti çalışmaya. Ee, EF ile iletişim kurdu. Ee, belki de e, EF ile iletişim kurması gerekenlerin kurmadığı iletişimi ee, Avrupa Handball Federasyonu ile kurdu. Uluslararası Handball Federasyonu ile iletişim kurdu. Handball ailesini hep bir arada tutmaya çalıştı. Handball ailesini hep e, beslemeye çalıştı kendisi de tabii ki beslendi çok fazla şey öğrendi e, handball ailesi olarak aslında handbola çok fazla şey kattığını söylemek mümkün e, ve böyle bir akşamı da düzenlemek hakikaten o deliliğin artık geldiği son nokta e, ya ben tabii Herhangi bir şey için teşekkür edeceksem eğer, aslında handball ailesini böyle bir araya geldiği için, handball ailesini böyle bir araya getirdiği için teşekkür etmek isterim. Çünkü insanlar handball oynuyorlar. Handball'u bıraktıktan sonra ben handball oynamıştım diyorlar ve böyle kalıyor her şey. Birbirleriyle belki. İki handball oynamış insan konuşabiliyor sadece. Diğerlerine laf anlatmak çok kolay olmuyor bizler için. Biz handball severler ve handball oynamışlar için. Bir araya geldiğimizde ama önünü kimse alamıyor. O da ayrı. Ve bir araya getirilen bir handball grubunun neler yapabileceğini de aslında hep bir araya geldiğimizde görüyoruz. Potansiyelimizi hep görüyoruz. Sadece bir yere yansıtamıyoruz. Böyle bir akşamın, böyle akşamların aslında, böyle sitelerin, handball haber gibi bir sitenin varlığı neler yapabileceğini Bizim de aslında biraz gösteriyor handball ailesi olarak ben e, başta handball habere teşekkür ediyorum e, böyle bir şeyi organize edebildiği için yıllardır hiç yılmadan e, mücadelesine devam ettiği için diyeyim e, handball ailesine de bir araya geldiği için e, yılmadan pes etmeden Handball'ı anlatmaya çalıştığı için e, teşekkür edeyim herkese iyi akşamlar.